Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son madene gitmiştik, madende görev yapmıştık hatırlıyorsanız. Daha sonra yeni bir görev aldım, yine kazma görevi. Şurada görüyorsunuz. 500 metre, biraz uzak ama. Pompalı satın almıştım ama mermi yok. Mermi alayım şuradan. Pompalı mermi çok az. Arkadaşlar bazen zombileri öldürdüğünüz zaman bu şekilde düşmüş ganimet çıkabiliyor. Uhuhu, güzel. Güzel bir miktar para çıktı. Hazır buraya kadar gelmişken arkadaşlar buraları da yağmalayalım. Güzel bir eşya olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Balyoz'un gücü. Evet, yeni aldığımız pompalıyla deneyelim. Bu arada arkadaşlar balyozla çok hızlı bir şekilde metalleri veya kapıları kırabilirsiniz. Balyozu sevmemin sebebinden bir tanesi de bu. Evet. Okay. Varmış demek ki evde biri. Benimkisinden daha iyi. Güzel. Oo, güzel. 4 tane seri çıktı. Nasıl kırdım sanırım. Başka bir şey var mı? Yok. Akbaba sandım şunu ya, ödüm patladı.
Hay Allah'ım, yine düştüm aynı yere. Tamam. Bununla arkadaşlar ilk yardım kiti yapıyorsunuz. Hatta ne yaptığını öğrenmek için şurada tarifler var arkadaşlar. Tariflere tıklarsanız burada neler yapabileceğinizi gösteriyor. Ve yapmak için hangi skill dalına ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor. Örneğin ilk yardım için akılda şu arkadaşlar. Hangisini hatırlamıyorum ama bu. Yok. Pardon, bu mu? Bu. Üçüncü. Surgeon arkadaşlar. Türkçesi unuttum ama. Güzel, yemek her zaman iyidir. Dışarı çıkıyor burası. Güzel. Çekiç arkadaşlar size daha hızlı bir şekilde güçlendirmenizi örnek veriyorum. Hatırlıyorsanız tahta bloğu güçlendirmek için baltayla 3 kere vurmamız gerekiyor. Ama çekiçle 2 kere vurmamız yeterli. Ekstradan çalışma masası yapmak için çekiç gerekli bu arada. Ama yaptığınız zaman çekiç kayboluyor bu arada. Ona dikkat edin. Çok güzel. Balta. Odun kesmek için arkadaşlar bu baltalar çok güzel ama tek kötü yanı bunlarla güçlendirme yapamıyorsunuz. Kaçlık? 1200'lük. Burası 1200'lük. Evet, bir fikrim var. Evet ve karşıya geçtik. Kimse var mı? Güzel. İyi miktar para verdi. Eğer açsanız veya susamışsanız arkadaşlar maksimum dayanıklılığınız düşer. Ve yemek tüketmek size maksimum dayanıklılık verir. Yemeğe göre ne kadar verdiği değişir tabii ki de.
Oo, yine ilk silahımızı bulduk arkadaşlar. Daha ikinci. Bunu şöyle yapalım. Evet. Güzel. Tüfeği severim. Bu ne? Mızrak. 2 level sopa. Bunu giyerim. Çok fazla gereksiz şey var. Ups, yanlış oldu. Evet. Bu gördüğünüz mod arkadaşlar düşme hasarınızı azaltır. Yani düşerken ki alacağınız hasarı azaltır. Ayakkabıya takılıyor arkadaşlar. Dizli şuna. Botlara takılıyor. Bir tane içelim. Çok ağır çünkü. Allah'ım akbabalar gibi. Nefret ediyorum akbabalardan arkadaşlar. Dört level kürek tankisinden daha iyi. Ne var burada? Evet, önemli bir şey yok. Burada ne var? Önemli bir şey yokmuş. Bir tarlaya da girip videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Seviye 1 tüfek çok güçlü değildir arkadaşlar ve özellikle yetenek puanı vermediyseniz tüfeğin hasarını artıracak. Güçsüzdür. Gece olmadan hızlı bir şekilde burayı lootlamamız lazım.
Ben gece hallederim bunları toplamayı. Güzel bant, yararlı bir alet, parça, şey daha doğrusu, malzeme. Çıkış buldum. Sakın şunu da vurmayın arkadaşlar. Patlama ihtimalleri var ve patladığı zaman ölürsünüz. Güzel. Peki. Şöyle yapayım. Buna takabiliyor muyum? Takamıyorum. Şimdi takayım. Bu gördüğünüz mod arkadaşlar, yaşayan canlılara ayıdır, kurttur. Onları daha fazla vurmanızı sağlar. Benzin ihtiyacımız şu anlık. Şurası mı sıkılımdı? Şöyle yapma arkadaşlar, daha iyi görüntü diye. Videoda büyük ihtimalle buraları keserim ben zaten. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Video arkasında gördüğünüz çimentoları ve kaldırım taşlarını topladım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.